Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 27 Kasım Cuma İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Öncelikli olarak mübarek Cuma'mız hayırlı olsun arkadaşlar. Herkesin Cuma'sını kutluyorum. Hayırlı Cuma'lar dileğimizi sunduktan sonra en azından programa geçiş yaparız. Bugün 9 koşulu bir program var. Akşam tabii ki bu yarışlar ama gündüz de Bursa'da 8 koşulu bir program var. Yani gündüz tek altılı, akşam İstanbul yarışı da çift altılı bir program. Güzel program. İstanbul'da yine açık yarışların olduğu bir yarış programı var. Tabii böyle programlarda genelde işte yakın rakipler olduğu için birbirlerine azından öyle seyir açısından da zevkli bir yarış olacak izlenimi de veriyor tabii ki. Ben fazla sözü uzatmadan hemen yarış programına geçiş yapmak istiyorum. Fazla vaktinizi de almak istemiyorum. Ben bu birinci koşu saat 17.30'dan itibaren bir şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 2400 metrelik uzun mesafeli ilk yarışla başlıyor. Bir Çin yarışıyla 8 halkın arasında koşacak olan bu yarışa baktığımız zaman son 2 yarışta güzel bir form yakalayan bir 3 nolu Bull Ribbon. Ben bu safkanın Gökhan Kocakaya'da bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Çok oldukça iyi bir orucu sahip. Zaten anneden de bir pancar temsilcisi. Yani pancar da bir Sing Spool gibi gerçekten benim çok çok sevdiğim aygılardan birinin tayı. Yani Sing Spool gerçekten zamanın iyi aygılarından, iyi atlarından birisi de oldu. Benim hatta bu Dubai World'u bile kazanan bir isim. Yani çok eşkalli güzel taylar veriyor. Yani sprint açısından dayanıklı sağlam safkanlar veriyor. Ben de bu uzayan mesafede bu 3 nolu Bull Ribbon hazır böyle bir form bulmuşken ben bu yarışın da lehine çevirmesini bekliyorum. O yüzden 3 nolu Bull Ribbon'u Gökhan Kocakaya'da sizlere tek olarak önereceğim ilk yarışta. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde burada bir sancak bir adına koşulacak bir şartlı bir yarışımız var. 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik çim koşusunda. Tabii ilk kez koşuyor bunlar. 8 safkan arasında Allah ayaklarını düz bastırsın dileğimizi sunalım. Ben burada önceliği 5 nolu Sakunan'a vereceğim. Onur Öztürk ile start alacak olan bu Özgün Han temsilcisi. Ziya Adalar'a ait yılların atçısı zaten bildiğimiz sürekli Arap atçılığında biraz daha ön planda. Yani ne kadar biraz İngilizce de olsa da en azından Araplarda biraz daha başarılı olduğunu en azından ben biliyorum. Tanıyanlar da zaten haliyle bunu biliyordur. Ben iyi hazırlıklarını gördüğüm için 5 nolu Sakunan bayağı ciddi işlere, bayağı uzun zamandır çalışmalara sahip olduğu için ben ilk şansı bu safkana vereceğim 5 nolu Sakunan'a. Tabi rakipleri var. Öncelikli olarak 8 nolu Özge Yel. Bir Turbo Yelhan'ın orijinli Müslüm Çelik'le start alacak olan bu safkanda yine iyi hazırlıklara sahip. Daha sonra 2 nolu Dorleon, bir Turbo Altın Arman. Gerçekten Altın Arman'ın bütün tayları hemen hemen hepsi de iş yapan, yani kazanç sağlayan safkanlar. Yani demek iyi bir kan attı sahip. Bir de babadan da Turbo olunca Mehmet Kayalı da ben bugün yine iddialı isimler arasında adını yazacağına inanıyorum. Daha sonra 3 dolu Kale Barajı, bir Ufuk bir temsilcisi Nurettin Şen'le start alacak olan bu safkanda yine iyi çalışmalara sahip. Son olarak da 1 nolu Berzan'ın yine bir Özgün Han temsilcisi Akın Sözen'le de yazılması gereken son isim olarak sizlere öneriyorum. 5, 8, 2, 3, 1 benim bu koşuda sizlere önerdiğim safkanlar. Günün 3. koşusu aynı zamanda 7'li Prens'e ve 3'lü Gayen açılış ayağı olan bu şartlı 5, 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre eksentrik koşusunda 6 safkan arasında koşulacak olan bu yarış yine kıyasıya güzel bir zevkli bir yarış olacak. 6 safkan olması yani burayı azatla geçebilir miyiz hesabı yaptırabilir. Ama burada baktığın zaman inanın dışarıda kimi bırakabiliriz en azından onu söyleyeyim ben size. Yani burası zor bir ayak, onu belirteyim. Yani öncelikli olarak tabii tuttuğumuz safkanlar, öncelik tuttuğumuz safkanlar var. Ama bayan ben çok at yazılmasından yeni en azından benim fikir olarak. Ben burada önceliği 4 nolu Special bana vereceğim. Kaneko'nun güzel temsilcisi İşman Çizik'le. En azından performansı fena değil. Son güzel ikinciliği de benim çok hoşuma gitti. Bugün ben ilk şanslı isim olarak kuponlara yazmanızı önereceğim. Daha sonra 2 nolu Mogawa. Bir Wiener Wanzer temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alacak olmuş Afkan. 2 yarış koştu. Bir ilk yarışında güzel bir ikincilik arkasından birincilik yaparak meydana veda eden bu safkan da geleceği açık bir safkan. İşleri de iyi, çalışmaları da iyi, orijin de iyi. Artık daha ne gerek kaldı? Özcan Yıldırım'la da kazanması gerek kaldı artık. Yapacak bir şey yok. 2 nolu Magawa'yı da kuponlara yazacağız. Daha sonra 1 nolu Scepter. Bushranger temsilcisi Ayhan Kurşun'la biraz ağır kilosuna rağmen koşacak olan bu safkan. En azından performansı çok iyi ama ilk kez sentrik koşacak. Bunu da belirteyim. Ama bugün Bushranger'ların bütün taylarına baktığımız zaman genelde sentrikler rahat rahat koşabilen isimler. Yani bu çim koşan isimler genelde sentrikleri de zaten söküyor. O yüzden ben bir o Scepter'ın ilk kez koşacak olmasına rağmen grubun etkili bir safkan olduğunu unutmamakta fayda var. Bence kuponlara yazmakta fayda var.
4-2-1. Ben öncelikli olarak kuponlara yazdıralım diyorum arkadaşlar. Daha sonra öncelik 5 nolu Van Heda, daha sonra al Enderman 6 nolu, en sonunda 3 nolu Roman Star kalıyor zaten. Yani geriye bu 3 safkan kalıyor. Yani 4-2-1 önce artık kalabalık yazmak isteyenler de Boğa'ya haş olarak geçmediğini önerdim arkadaşlar. Kaçarak kalmaya çünkü. Günün dördüncü koşusu Hücum Tulgar adına koşulacak kısa vade 8-3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çift koşusunda, yani 9 safkan arasında koşulacak olan bu güzel yarış. Bugün kupalı yarışları çok, gerçi kupa verilmiyor da, en azından hani büyük yarışların çok olduğunu belirteyim. Yani iyi safkanlar bir arada. Bu 9 safkan arasında koşulacak olan bu 1600 metrelik çim yarışında en azından bu taktik tabii ki burada bayağı ön planda çıkacak. Yani burada kimler önde gider, kimler arkada gidebilir, işte onun hesabını yapacağız. Burada en azından ben ilk etapta altın olacak Jack Sparrow'un bir kere önlere yakın gideceğine inanıyorum. O yüzden Gökhan Kocakaya'yla bugün Mendip'in güzel tayını, en azından son güzel ikinciliğine tekrar güzel bir sahalara dönüş yaptı tekrar. O yüzden bu formuyla ben yine ön planda yazmasını önereceğim. İlk safkan olarak Altınoğlu Jack Sparrow. Bu mesafelerde ve bu pistte çok başarılı yarışlar çıkaran bir nolu Birdello. Bugün Luxor'un güzel temsilcisi Alice Karataş'la şansını deneyecek. Yine zaman zaman daha üst gruplarda bile söz sahibi olan bir isim. Bence bugün Birdello'su kupon yapılmaması gerekir. O yüzden Alice Karataş'la bir çarpıda buraya yapacağız. Ve son olarak da 9 nolu Bumerang. Bu Toruk Makto temsilcisi de Ahmet Çelik de son güzel üçüncülüğünden sonra ben bu safkanın kalitesine inandığım için ben bugün bu safkanda bir çarpı atıp bu 3 safkanı ayrım yapmadan kuponlara beraberce yazalım arkadaşlar. 6-1-9 bende bu gruptan bir adım da olsa ön planda normal kuponlar için yeterli. Ama buraya illa da genişletme gereği duyanlar için de o zaman 7 nolu My Perfection, Akın Sözen ile ve 8 nolu Miss Elin de oldukça etkili bir form yakalamış. Kolo de Vilti misalcısını Müslüm Çelik'te de yazıp boya bu şekilde de 5 haftada geçebiliriz. Ama 3 at benim bayağı ağır basıyor. 6-1-9. Genişletirsek 7 ve 8 arkadaşlar. Günün 5. koşusu şartlı 4. 4 ve yukarı Arapların 1500 metrelik sentrik yarışında. Buraya baktığımız zaman 11 safkan arasında koşulacak olan bir yarışta yine güzel bir yarış olacak. Zaten bugün kötü yarış yok. İnanın İstanbul'da bugün birbirine güzel yarışlar var. Ben önceliği 8 nolu Çelikman'a vereceğim. Bu Kaisberg'in temsilcisi. Bugün zaten burada Kaisberg'de kaç tane var? 1, 2, 3 tane Kaisberg gözüküyor. Evet, 3 tane Kaisberg'de. Ben önceliği 8 nolu Çelikman'a vereceğim. Bu Kaisberg temsilcisi Mehmet Kaya da bence bugün çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Bugün farklı bir yarış koşup ben önlerde kendine adının yazılmasını bekliyorum. Mehmet Kaya da 8 nolu Çelikman'a. Ama bu safkanın en ciddi rakip olarak da kalite isim olan 9 nolu Gustav. Yine bir Kaisberg temsilcisi Gökhan Kocakaya bence bu 8 nolu safkanın en ciddi tek rakip görünümünde olan bir safkan. Zaten Gustav da son yarışlarında bayağı bir form grafiğini yükseltmeye başladı. O yüzden ben bugün iyi hazırlıklarıyla 8-9'u biraz daha ön plana tutuyorum. Normal kuponlar için 8-9, 9-8 ama ikisi de bana göre eşit yakın safkanlar. İkisini yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz ama burayı genişletirsek, çünkü sonuçta burası bayağı bir iki safkanın kötü koşması halinde ortalık karışacak bir izlenim veriyor. O zaman kimden yazabiliriz? 5 nolu Amankaya, İşman Çizik'ten yine etkili bir yarış çıkartabilir. Daha sonra 3 nolu Şahin Şevket, Akın Sözen'le son olarak da 4 nolu Yurt Yapında Onur Öztürk'le birer çarpı atabiliriz arkadaşlar bu yarış için. Ama daha da genişletirsek buraya 7 nolu Lokumoğlu'ndan da yine ters bir yarış gelebilir arkadaşlar. Çünkü son sıfırı belki gözlerden uzaklaştırabilir. Böyle safkalara da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. 8-9 önce 5-3-4. Öncelik eğer bir hatta yazarsanız 7 nolu safkan arkadaşlar. Günün 6. koşusu Sahir Kurutluoğlu adına koşulacak bir grup 3. 2 yaşlı İngiliz'in 1400 metrelik sentrik yarışında. Ben normalde bu ayakta 2 nolu Megaloman'ı tek olarak önerecektim. Ama yine de ben bugün alternatif de olsa bu safkanın ben bugün kolay kolay geçileceğini sanmıyorum. Çünkü sevdiği piste koşuyor. Son yarışını Brun'la bu 9 nolu Redemansi'ye geçildi ama bugün ben daha farklı, daha iyi koşmasını bekliyorum. En azından Halis Karataş'la bu safkanı daha da iyi tanıdı. Bu Nativan temsilcisini ben bugün çok çok ön plan tutuyorum. Eğer normal kuponlar için bence kazanması en normal sonuç olur, en doğal sonuç olur. 2 nolu Megalomon. Zaten hazırlıkları da iyi. Arka arka güzel kalıplar da yapınca ben bugünün sağlam atı olarak görüyordum. Ama dediğim gibi başka bir yerde banko olarak geçtiğim için en azından bunu alternatif olarak sunacağım size. Eğer normal kuponlar için tek yine öneriyorum ama yanına at yazmak isteyenlere işte geçen yarışında Megaloman'ın geçen 9 numaralı Redemansi
Mehmet Akyavuz'u, daha sonra 8 numaralı Light of Darkness, bir retrap temsilcisi, iyi bir orijinal sahip Özcan Yıldırım'la çok formda bir isim, son yarışını kazanan bir isim. Ve son olarak da Altınolu Cider Kingdom, bir Mendip temsilcisi Gökhan Kocakaya'la Esentek'te çok farklı bir yarış koşmasını beklediğim bir diğer isim olur arkadaşlar. Ama iki nolu sakın bende en az iki adım önde arkadaşlar. Bir adım değil, iki adım önde. Rakip yazmak isteyenler için de 9, 8, 6'yı da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Günün 7. koşusu Sancakbey adına koşulacak şartlı 1. 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik çim yarışın bölünen bir diğer yarışına geldiğimizde 8 safkan arasında koşulacak olan bir yarışta ben yine burada çok ön planda tuttuğum bir safkan var arkadaşlar. Bu da 4 dolu Rambay olacak. Bu uçan oğlu temsilcisi Ayhan Kurşun'la bence normal şartlar altında bu yarışı kazanır. Yani rahat rahat evde kazanmasını bekliyorum bu uçan oğlu temsilcisini. Neden diyeceksiniz? Valla kaç aydan beri sürekli çalışan bir isim, hem de derece çıkaran bir isim. Yani bugün ben aksilik olmasa yani kenter bir yarış kazanır diyeyim. Yani öyle bir iki yarım boyu, bir boyu değildi. Gerçi biz öyle konuştuk ya, ağzımızı açtık ki farklı bir yarış bir de. Ama ben bugün bu yarışı kazanmasını bekliyorum. 4 nolu Rambay'ı. Eğer Rambay'ı tek atamayanlar arkadaşlar için yani kimi yazabiliriz derseler, yani en azından ben kendi kuponumu oynarsam arkadaşlar, yalan yok. Yani gerçi oynamıyorum da oynarsam valla 4 nolu Rambay'ı tek atarım. Yanına da at yazmam. Ama yazmak isteyen arkadaşlar, şimdi herkesin her fikir aynı olmuyor. O zaman 3 nolu Mavi Rüzgarı Mehmet Akyavuz'la ve 6 nolu, pardon, 7 nolu Gül Yaprağı da Kazbetleri de Mehmet Kaya'la ilave edebilirler. Ama ben 4 nolu Rambay'ın bu gruptan biraz daha üstün, hatta daha da iyi gruplarda söz sahibi olacağına inandığım bir safkan, bunu da belirteyim. Günün 8. koşusu, bu da bilmem ne sahibi, yani koşusu Grup 2 4 yaşlı Arapların 1900 metrelik çim koşusunda, kusura bakmayın böyle artık hepsini ezberleyecek durumda değilim. Ben burada bu büyük güzel yarışta bugün Ali Skarataş'ın zaten kendi atları olan 9 nolu Sürgüntay en azından belalısı yok burada. Ben de bu grubu geçmesini bekliyorum arkadaşlar. 9 nolu Sürgüntay bana göre bu yarışı kazanır Ali Skarataş da. Zaten safkanlı el bebek gül bebek bakılıyor. Şu anda performans olarak da iyi durumda, hazırlık olarak da iyi, çalışmaları da iyi. Yani bir aksilik olmasa bu yarışı bence kazanır. 9 nolu Sürgüntay. O yüzden sizlere günün bankosu olarak bu safkanı önereceğim. 9 nolu Sürgüntay benim bugünkü tekim arkadaşlar. Günün son koşusu şartlı 5. 3 yaşlı Arapların 1500 metrelik sentrik yarışına geldiğimizde 14 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 4 nolu Koca Polat. Bu Aya Bakan Fazilet orijinali. Gerçekten Fazilet'in zaten İzmir'de çok güzel yarışları var. Fuat Çakar'la genelde yarış kazanıyordu. Yani gerçekten iyi bir tay vermiş. Koca Polat da aynı yol istikametinde gidiyor. Yani mükemmel bir performansı var. Bana göre geleceği açık bir safkan. İnşallah ayakları düz basar hepsinin. Güzel yarışlarını yine bekliyorum ben bugün. Yine 9 nolu Koca Polat. Ben de çok çok ön planda bir Gökhan Kocakaya'da bugün kazanması en normal sonuç olacak bu ismin. Tabii rakipleri var. Yani yazmak isteyenler için 12 nolu Sancar. İlk yazılacak bence ilk ciddi rakibi. Altağ'ın güzel temsilcisi, Anne de bir rengin Halit temsilcisi, Özcan Yıldırım'ı startlayacak olan bu safkanda tek koşmuş olduğu yarışı kazanan bir isim bugün güzel hazırlıklarla ikinci yarışında kazanmak için sahaya çıkacak. O yüzden kuponlara yazalım arkadaşlar. Daha sonra 7 nolu Chris Bey. Bu safkanın totosu kötü gibi olduğuna aldanmayın. Bu safkanı grup koşuyor arkadaşlar. Haliyle gruplarda koşan safkanda işte arada bir tabela yapabiliyor ama en azından bugün kendine uygun grup içinde koşuyor Alice Kartaş da. Bu oymak bir temsilcisi. Bence ihmal etmeyin, kuponları yazalım. Yani Toto'ya aldanmayın, onu da belirteyim. Yani 9, 12, 7 bence rakiplere oranında bir adım da olsa ön planda olan isimler arkadaşlar. Tabii bunların yanına at yazmak isterseniz, yani bu 3 attayın yanına at yazabilirsek kimleri yazabiliriz? Yani genişletmek isteyenler için 5 nolu 5 kazalı bir 6 at temsilcisi Ayhan Kurşun'la en azından güzel bir performansla, iyi hazırlıklarla İlk ciddi rakip olarak yazılabilir. Daha sonra 10 nolu Yüksel abi. Yine bir bilgin temsilcisi Ahmet Çelik'le de. Son sıfırını hiç ölçü almayan bu safkanda iyi gelişmeler halinde. Ve son olarak da 2 nolu Kazanlı'yı da İşman Çizik'le de bir çarpı atabiliriz. Ama 9, 12, 7 ben de öncelik, daha sonra geniş yazanlar için de 5, 10 ve 2 nolu safkanları da tercih edebilirler arkadaşlar. Bugünkü yorumlar bu kadar arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.